Sayın Karasu. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde Meclis Başkanlığı'na gazetecilerin çalışma koşullarının ve son dönemde gazetecilerin uğradığı fiziksel şiddetin araştırılması için soru önergesi verdi. Karasu önergesinde gazeteci haber ve bilgi kaynağına çabuk ulaşmak ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlarına sunma işini üstlenerek halkın haber alma özgürlüğünü sağlamaktadır ifadesini kullanırken, son dönemde Türkiye'nin basın özgürlüğünde geldiği noktayı gözler önüne sererek son verilen göre 108 gazetecinin tutuklu ve hükümlü olduğu Türkiye, dünyada en çok gazetecinin hapiste tutulduğu ikinci ülke olmuştur. 2019 yılında Türkiye'de en az 172 gazeteci mahkemelerde haberlerini, yazılarını, yorumlarını çok çeşitli suçlamalar karşısında savunmak zorunda kalmıştır dedi. Önergede sınır tanımayan gazeteciler örgütünün raporlarına değinen Karasu, Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasında 157. sırada olduğunu kaydetti. Karasu, sınır tanımayan gazeteciler örgütünün yayımladığı 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye listede 157. sırada yer alarak basın özgürlüğü konusunda sınıfta kalmıştır. Raporda en büyük medya grubunun hükümet yanlısı bir holding tarafından satın alındığı, Türkiye'de kalan birkaç eleştirel yayın organının üzerindeki baskının da halen sürdüğü ifade edilirken, dünyada en fazla profesyonel gazetecinin hapiste olduğu ülke konumundaki Türkiye'nin sistematik olarak önleyici gözaltıya ve bazen müebbete kadar varan uzun hapis cezalarına başvurduğu belirtilmiştir bilgilerine yer verdi. Son dönemde gazetecilere yönelik şiddet olaylarının da arttığına dikkat çeken Karasu, Türkiye'nin gazeteciler için her geçen gün daha tehlikeli bir konuma geldiğini belirterek, kamuoyu son dönemde gerçekleştirilen gazetecilere yönelik saldırılarla sarsılmaktadır dedi. Bu bilgiler ışığında Türkiye'de gazetecilik mesleğini icra eden tüm basın emekçileri için bir adım atma zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenlerle gazetecilerin çalışma koşullarının incelenmesi, sorunlarının tespit edilip çözüm yollarının aranması ve son dönemde gazetecilere yönelik uygulanan fiziksel şiddet olaylarının araştırılması, gerekli önlemlerin alınması için Anayasanın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılması gerekmektedir denildi.